Ve bir ceza, İstanbul'da bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan pitbull saldırısı köpek sahiplerine de hapis yolunu açtı. Savcı köpeğini tasmasız gezdirdiği gerekçesiyle sahibinin 6 ay hapsini istedi. Davanın sonucu elbette benzer vakalar için de emsal olacak bundan sonra. Köpeğimiz hani gezdirirken bir pitbull'un saldırısı sonucu gözlerimizin önünde öldürüldü. Bu da o dehşet anının görüntüsü. Tasmasız ve ağızlıksız ortalıkta dolaşan pitbull cinsi köpek sahibiyle gezen terier cinsi köpeğe böyle saldırdı. Kaldırıp köpeği kurtarmaya çalışmış ama ona rağmen pitbull üzerine saldırmış. Ece Yönet teriyer cinsi köpeğini Mecidiye köyün ara sokaklarında gezdiriyordu. Hemen karşısına tasması olmayan ve ağzında ağzı olmayan bir pitbull çıktı. Pitbull bu noktada teriyer cinsi köpeğe saldırdı, ölümüne neden oldu. Sol tarafından kaburgasını doğru ısırmış ve kaburgasını delerek kalbini parçalamış. Sahibi köpeği Benjamin'i kurtarmak için çok uğraştı. Tasmasından tutup havaya kaldırdı. Pitbull'dan kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Zavallı köpek oracıkta can verdi. Olay yargıya taşındı ve pitbull dehşetinde sahibine hapis cezası istendi. Olay yargıya taşındı ve savcılık şüpheli hakkında 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. İşte bu davaya gerekçe olarak da pitbull'un güvensiz bir şekilde, yani tasmasız ve ağzında ağzı olmadan etrafta gezmesini gösterdi. Salık gezdirdiği için bir suç teşkil ediyor açıkçası. Saldırganlık olabileceği için. Biz burada köpeği suçlamıyoruz açıkçası. Hani bu davayı açarken biz sahibine, buradaki bizim sistemimiz. 4 yıl birlikte yaşadığı köpeği feci şekilde can veren psikolog uzun süre kendine gelemedi. Eğer mahkeme 6 aylık hapis cezasını onarsa emsal kararla köpeğini tasmasız ve ağızlıksız gezdirenlere hapsin yolu görünebilir. Burada bir daha böyle bir olay olmasın. Bu bir emsal durum oluşsun ki hiçbir köpek, hiçbir kimse tarafından tasmasız gezdirilmesin ve kimseye de zarar vermesin. Sonuçta o gün buradan bir çocuklu, ufak çocuklu bir anne de geçiyor olabilirdi.